Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ramazan Müslümanlar için İslamiyet döneminde ve İslamiyet öncesinde cahiliye Arapları için önemli aylardan birini teşkil etmektedir. Ramazan ismi nereden geldi sorusunu yanıtlayabilmek için öncelikle kameri ayların isimlerine bakma ihtiyacımız var. Biliyorsunuz kameri aylar şemsi ayların aksine ayın hareketlerine göre şekillenmektedir. Dolayısıyla ayın hareketlerine göre şekillenen bu aylar mevsimlere bağlı olarak cereyan etmemektedir. Mesela benim çocukluğumda ben hatırlıyorum Ramazan ayı Yine Ağustos aylarına denk gelmişti. Şimdi de Haziran ayına denk geldi. Temmuz ayı yine oruçlu geçireceğimiz bir ay olacak. Bu açıdan Ramazan kelimesine baktığımız zaman Ramazan kelimesi güneşte kavrulmuş, pişmiş ve sıcağın hararetiyle develerin yorgun düştüğü bir dönemi akla getiriyor. Oysa Ramazan her zaman sıcak bir mevsimde tutulmuyor. Yani Ramazan, Ocak ayında da tutuluyor, Şubat ayında da tutuluyor, kışında, baharında tutuluyor. Peki Ramazan ayına bu isim niye verilmiş? Rivayetlere göre, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beşinci dedesi tarafından ayların Arapça isimleri verildiğinde Ramazan ayı şiddetli bir sıcağın yaşandığı döneme denk gelmiş ve o dönemden periyottan hareketle şiddetli sıcak anlamına gelen kumların kızıştığı vakit anlamına gelen Ramazan ayı konulmuş. Yine aynı dönem içerisinde mesela bakarsanız Rebi'ul Evvel, Rebi'ul Ahir var. Rebi kelimesi Arapça'da bahar anlamına geliyor. Bu aylarda bahar ayına denk geldiği için böyle isimlendirilmiş. Hikmetinden sual olunmaz. Allah Teala ve Takaddes Hazretleri Ramazan ayının bir zorluk ve meşakkat ayı olmasına binaen böyle bir mevsime ilk defa getirtmiş ve böyle bir isimle isimlenmiş Ramazan ayı. Yani zorluğun, sıcağın, susuzluğun, yorgunluğun olduğu bir ay anlamına geliyor. Ve bugünlerde de yine işte böyle uzun Ramazan günlerine Cenab-ı Allah bizleri kavuşturmuş olduğu nihayetsiz hamdü senalar olsun.